Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Sosyoloji dersimizin 5. ünitesi olan toplum ve kültür ünitesiyle karşınızdayım. Bu ünitemizle ilgili toplam 20 soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz. Bu parçada hakkında açıklama yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? William Ogden'a göre kültürün bir kısmında meydana gelen hızlı değişimin kültürün diğer kısımlarına yansımaması bir olumsuzluğu ortaya çıkarabilmektedir. Toplumun yaşadığı teknolojik değişmeler ile hukuki değişmeler arasındaki hız farklı olabilmektedir. Örneğin maddi kültür öğesi olan cep telefonu ve ona ait modeller hızla değiştiği halde toplu mekanlarda başkasını rahatsız edecek düzeyde konuşmamak gerektiğine dair olan manevi kültür olan gelenek aynı hızla değişmemektedir. Yani maddi kültür ile manevi kültür arasındaki bir boşluk meydana gelmektedir. Maddi kültür hızlı değişirken manevi kültür aynı hızla değişmemektedir. Aradaki boşluğa ne diyoruz? Kültürel gecikme diyoruz. Cevap net olarak Bursa'dır. Peki ikinci soruya geçmiyoruz. Nereye geçiyoruz? Ekranda hangi soru varsa onu çözüyoruz. Değerli arkadaşlar, üçüncü sorumuza bakalım o halde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısına en az destek sağlar? Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısı insanların genel kültüre katılımında karşımıza çıkmaktadır. Bu katılım bireylerin toplumsal bütünü için geçerli olan dile, yazılı kurallara, aile tiplerine, evlenme biçimlerine, gelenek göreneklere, törelere, davranış kalıplarına katılması şeklinde olur. Şimdi bakalım toplumsal bütünleşmeye hangisi en az katkı sağlar? Bakıyorum, hukuk kurallarına uygun davranma sağlar. Yazılı olmayan kurallara uyma toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar. Popüler bir meslek edinme bütünleşmeye katkı sağlamaz. Mesela diyelim ki topluma aykırı bir popüler meslek vardır ya da son zamanlarda popüler kültür ürünüdür. Toplumsal bütünleşmeye bir katkısı var mıdır? Yoktur hocam. Ortak bir dil kullanma, toplumsal değerlere göre hareket etme toplumsal bütünleşmeye katkı sağlarken Ceyhan sağlamaz diyelim ve ne yapalım? Yeni sorularımıza doğru yolculuk yapalım. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçada yazarın sözünü ettiği istenmeyen durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez? Caddelerde ya da alışveriş merkezlerinde tanıtım, pazarlama, eve yemek getiren yemek şirketleri ve benzeri pek çok dükkanın yabancı kelimelerle kurulduğunu görmüşsünüzdür. Her yüksek binayı ve alışveriş merkezini yabancı kelimelerle adlandırmanın basit bir özenti ya da ticari kaygılarla açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum demiş. Sakinlerinin çoğunluğu iki kuşak önce köyden şehre göçmüş Anadolu insanlarının oluşturduğu toplu konutlara falanca isimler koymanın Türk kültürü ya da Türk diliyle ne ilgisi vardır? Bunların hiçbir şey olmamış gibi kabullenmek herhalde mümkün olmasa gerek. Sadece Türkçeyi değil Türk kültürünü de derinden yaralayan bu kirliliğe izin vermemek gerekir. Peki bakalım sözünü ettiği istenmeyen durum hangisi değildir? Kültürel yozlaşma olabilir mi? Evet, zaten dildeki durum kültürel yozlaşmadır. Popüler kültürün egemenliğidir. Aynı zamanda diğer kültürlerin bizim kültürümüz üzerindeki egemenliğidir. Yani kültürel kültür emperyalizmidir. Yabancı kültür hayranlığıdır ama genel kültüre katılma değildir. Genel kültüre katılma dediğimiz şey sosyalleşmedir, toplumsallaşmadır. Yani olumlu bir durumdur. Bunların dördü olumsuzken Edirne olumludur. Şimdi geldik dördüncü soruya. Yalnızca bu parçadan hareketle kültürle ilgili yargılardan hangisi söylenebilir? Kültür şoku, bireyin başka bir kültürle karşılaştığında yaşadığı bir durumdur. Birey kendi toplumundan tamamen farklı olan bir ülkede o ülkenin yemeklerine, diline, iklimine alışma döneminde kültür şoku yaşayabilir. Kültür emperyalizmi ise ülkeler arasında gerçekleşen bir kültür politikasıdır. Kültürleşme ise farklı iki kültürün karşı karşıya gelmesidir. Kültür emperyalizmi ve kültürleşme sonucunda toplumun kültürel öğelerindeki bozulma olursa bu da kültürel yozlaşmayı ortaya çıkarır. Şimdi kültürle ilgili ne söyleyebiliriz? Bireysel midir? Bireyseldir. Bakın kültür şokunu yaşayan kişi bireyin kendisidir. Toplumsal mıdır? Evet. Kültür emperyalizmi ya da kültürleşmeyi yaşayan toplumun kendisidir. Peki olumlu mudur? Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Dolayısıyla direkt olumludur diyemeyiz. Cevap 1 ve 2 olacak. O da Denizli'de var diyelim. Ekranı silip nereye geçelim? 5. sorumuza geçelim. 5. ve 7. sorumuzu aldık ekranda. 5. sorumuzda bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Günümüzde egemen bir olgu olan küreselleşme bütün kültürleri birbirine benzese de kültürel farklılıklar hala insanın en kıymetli değeridir. Farklı toplumlar beraberinde farklı kültürler olduğu için toplumların başka kültürlere karşı tutumları da
gündeme gelmiştir. Toplumların başka kültürlere karşı olumsuz tutum geliştirmeleri savaşlara yol açmış, bazı kültürler yok olmuştur. Ancak evrensel değerler geliştikçe farklı kültürlere karşı olumlu anlayışlar geliştirilmiştir. Günümüz dünyası artık Türk tatlısı ile Fransız tatlısının, Osmanlı çeşmeleri ile Batı çeşmelerinin, Moğol çadırı ile eski Moğol çadırının daha birçok şeyin aynı olamayacağını kabul etmiştir. Bu da neyi gösterir? Tabii kültürün farklı bir zenginlik olduğunu gösterir. Yani resmen Adana'yı işaret ediyor. Kültürel çeşitlilik bir zenginliktir, bir farklılıktır. Yani tüm çadırlar aynı değildir, tüm tatlılar aynı değildir. Her biri kendine özgü ve farklıdır. Her kültür değerlidir sonucunu çıkarabiliriz. Peki şunları çıkarabilir miydik? Farklı kültürler artırmalıdır ya da tüm kültürler birbirine benzemelidir. Kültür arası etkileşim artırmalıdır. Kültürün sınırlarını çizelim diye bir şey söylenmedi. Cevap Adana'dır. 7. soruya bakıyorum. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ancak hatırlamak gerekir ki milli sınırlar kültürel sınırları kesinlikle belirlemez. Kültürel sınırlarımız dilde doğuya, dinde güneye, törede tarihin derinliklerine doğru, Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, İonya'ya, Frigya'ya ve Hititlere doğru, siyaset ekonomide batıya doğru uzanmaktadır. Bugün Batı uygarlığı Aristoteles'i Türk İslam filozofu Farabi sayesinde tanımıştır. Tüm insanlığın ortak ürünü olan uygarlıkta Türk milletinin bunun gibi birçok katkısı olmuştur. Şimdi bu metnin konusu ne olabilir? Kültürün genel özelliklerine katılma olabilir mi? Ya da kültürler arası etkileşim olabilir mi? Olabilir. Bakın burada birçok etkileşimi zaten anlatmış. O halde bu bir kalsın. Kültürün temel kavramları hayır. Kültürel farklar hayır. Kültürlere karşı tutum olamaz. Kültürler arası etkileşimden bahsettik. O halde cevap Bursa'dır. Hemen 8. soruya bakıyorum. Bu açıklamada tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tyler'a göre bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örfü, adeti ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bütüne ne ad verilir? Kültür emperyalizmi denilemez. Kültürleşme, kültürlenme, kültürel yozlaşma denilemez. Ne denilir? Hocam kültürün kendisi denilir. Çünkü kültürün tanımı yapılmaktadır. Diyelim ve nereye geçelim değerli arkadaşlar? 6. ve 9. sorumuza doğru yolculuk yapalım. Gelsin bakalım ekrana. Evet, ekranı tamamen doldurduysak başlıyorum değerli arkadaşım. Bu bilgilere göre yargılardan hangileri doğrudur? Kültürlenme sürecinde, kültürlenmenin altını çizelim. Birey başka bir kültüre sahip birey ya da gruplarla bir araya gelerek birbirlerini etkilemektedir ve yepyeni bir kültür ortaya çıkmaktadır. Kültürlenmede unutmayalım değerli arkadaşım. Kültürlenmede yepyeni bir kültür ortaya çıkmaktadır. Ama bakın kültürleşmede durum aynı değildir. Burada iki farklı kültür birbirini etkilemekte ve her ikisinde de değişmeler olmaktadır. Yani her ikisi de birbirine etkilenmektedir. Ama diyor ki bunun olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri vardır. Bakın şuradan devam ediyorum. Kültürleşmenin kültürleri birbirine tanıtıp kaynaştırmasının olumlu bir yönü olduğu gibi yozlaşmaya da neden olabilecek olumsuz yönü vardır. Avrupa'da yaşayan bir bireyin teknolojik gelişmelerden yararlanması olumluyken kendi dinini unutması olumsuz olarak nitelendirmektedir. Peki hangileri doğrudur bakalım? Kültürlenme kültürleşmeden farklı mıdır? Evet hocam farklıdır. Peki kültürlenme kültürleşmeye göre daha olumlu mudur? Evet çünkü kültürleşmenin olumsuz özellikleri de vardır. O halde bunu da alalım. Peki kültürlenme kültürleşmeden daha hızlı gerçekleşir mi? Buna dair bir bilgimiz var mı? Yok. O halde cevap 1 ve 2'dir. 9 soruya geçtim. Bu parçada toplumları değerlendirirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? İskoçya'da düğünden önce gelinin yakınları yumurta salça gibi gıdalar karıştırarak gelin adayının üzerine boca eder. Baştan aşağı bu karışımla kaplanan gelin herkes görsün diye şehirde dolaştırılır. Bu durum ülkede bulunan turistlere garip gelir. Gelinin aşağılandığı düşünülür. Bu gelinin amacı ise onu evlilikte yaşayabileceği tüm zor ve kötü koşullara karşı hazırlamaktır. Şimdi ne vurgulanmış ona bakalım. Toplumsal farkları azaltmak mı? Hayır hocam. İşlevini yitiren kültür öğelerini değiştirmek mi? Hayır hocam. Toplumların kendi doğal durumlarında değerlendirmesi gerektiği mi? Yani toplumların kendine özgü olduğu ve bir toplumsal durum yaşanıyorsa onu kendi doğallığında değerlendirmek gerektiğinden bahsediyor. Evet hocam cevap o yüzden Ceyhan'dır. Peki benzer kültür davranışları benimsemem mi? Hayır. Kültürlerin evrenselleşmesi gerektiğinden de bahsetmedik. Her kültür kendine özgüdür. Her kültür kendi özelinde değerlidir diyelim. Ve değerli arkadaşlar 10. sorumuza geçelim. Gelsin bakalım sorularımız. Bu parçada hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Ziya Gökalp'a göre seçkinlerin çocukken aldıkları terbiyede milli kültür yoktu. Çünkü içinde okudukları mektepler halk mektebi değildi. Bu sebeple milletten uzaklaşarak yetiştiler. Ona göre eğitimde halka dönmek lazım. Halk kitaplarını okumak, Korkut Ata'dan başlayarak aşık kitaplarını, Yunus Emre'den başlayarak tekke ilahilerini, çocukluğumuzda seyrettiğimiz Karagöz ile Orta Oyunlu'nu aramak, bulmak lazım. Dante, Goethe, Schiller gibi milli şairler hep halktan aldıkları kuvvet sayesinde sanata dahil oldular. Şimdi neye ulaşamayız? Kültür seçkin insanların çabasının ürünü müdür? Değildir. Halkın kültürüdür. Zaten seçkin sınıfını eleştiriyor. O yüzden net olarak Adana. Hocam hızlı çözdünüz. Diğer şıklara bakalım. Milli kültürün aranıp bulmasına hizmet edilmelidir dedi mi? Birçok şairden, yazardan bahsedildi mi? Evet hocam. Peki kendi kültürüyle hemhal olmayan seçkinler varlığını sürdüremez dedik mi? Dedik hocam. Yani kültür için söylüyorum. Kültür milli birliğin devamında etki eder mi? Eder. Kültürel miras o kültüre dayanan eserlerin varlığını sürdürür mü? Sürdürür değerli arkadaşım. Dolayısıyla bunların hepsini eliyoruz. Cevap her türlü Adana'dır. 12'ye bakalım. Bu grafikte soru işaretiyle gösterilen kısım aşağıdaki kavramlardan hangisi de ifade edilebilir? Bakın bir tarafta maddi kültür var, diğer tarafta manevi kültür var. Arada bir boşluk var. Biz bu boşluğa ne diyoruz? Bu gecikmeye ne diyoruz? Kültürel gecikme diyoruz. Net olarak cevap Denizli'dir. Okumamıza bile gerek yok çünkü bir soru daha yapmıştık bununla ilgili. Gelelim nereye? 11, 13 ve 14. sorulara. Biraz karışık gidiyoruz. İdare edin değerli arkadaşlarım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? Kültürün insan davranışları, mimikler ve konuşma şekilleri üzerinde büyük etkisi vardır. Farklı kültürlerden olan insanlar bunları anlayıp yorumlamakta zorlanacak. Hatta bunun neticesi olarak yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabileceği gibi gerekli olan işbirliği de imkansız haline gelebilecektir. Çünkü her kültürde farklı mimik ve işaretler söz konusudur. Bazen yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Şimdi ne vurgulanmaktadır ona bakalım. Küreselleştiren dünyada evrensel jest ve mimik hareketleri mi yapalım? Hayır hocam. Peki farklı toplumları kendi değerlerimize göre değerlendirmeden mi bahsediyor? Hayır hocam. Jest ve mimiklerin kullanımı minimal yani en az seviye mi indirgeyelim? Öyle bir şeyden bahsetmedik. Peki jest ve mimiklerin evrenselliğine mi inanalım? Hayır evrensel değil kültürlere özgüdür. Ondan zaten bahsediyoruz. Peki Edirne'ye bakalım. Toplumların kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaktan bahsediyor muyuz? Evet, bahsediyoruz. Eğer onların toplumları hakkında bilgi sahibi olabilirsek o mimik ve işaretleri anlayabilir ve anlaşabiliriz de. Eğer onları bilmezsek ne olur? Yanlış anlaşılmalar olur. Zaten vurgulanan da budur. Peki 13. soruya geldik. Kültür insan yaşamını anlamanın ve düzenlemenin bir yoludur diyen bir kişi kültürün aşağıdaki özelliklerinden hangisine dikkat çekmektedir? Deneyim yoluyla aktarıldığını? Hayır. Burada aslında ne var? Bakın tekrar okuyalım. Kültür insanın yaşamını anlamanın düzenlemenin bir yoludur. Aslında kültür insana rehberlik etmektedir. Ona yol göstermektedir. Bunu söylüyor. Peki devam edelim. Dünya anlam vermek için gerekli kaynakları sağladığı bir dursun. Değerler ile insana yaşamda rehberlik ettiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. O halde Bursa'ya ileriz. Cevap C'dir. Bakın değerler ile insana yaşamda rehberlik eder. Çünkü bakın insana bir yaşamı anlama ve yaşamı düzenleme yolu sunduğuna göre ona yol göstericilik yapmaktadır. O yüzden cevap C'dir. 14'e geldik. Bu görüşlere sahip bir kişinin aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir? Bazen kültürlü olmak ya da çok kültürlü bir insan gibi ifadeler ile kültür kavramının sıfat olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak kültürün yüksek kültür ile özdeşleştirilmesi onun dışında kalan diğer kültürel biçimler için oldukça yanlış bir ifadedir. Bakın yüksek düzeydeki kültürleri önemseyip kültürün o olduğunu ifade edip diğerlerini dışlarsak ne yapmış oluruz? Kültürlere haksızlık yapmış oluruz. Kültürleri değersizleştirmiş oluruz. Peki bakalım hangi şıkta bulacağız? Adana. Kültür insanın sosyal çevresine uyum sürecidir. Olabilir, aradığım bu değil. Kültür bir toplumun yarattığı her türlü araç gereçtir. Par maddi kültürdür. Devam edelim. Toplumların yaşam biçimi kültürdür. Doğrudur. Ama benim aradığım her kültür değerlidir. Sadece yüksek kültürü dikkate alıp diğerlerini dışlamamak lazım. O yüzden cevap Denizli diyorum ve yeni sorulara doğru yolculuk yapıyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğesi değildir? Maddi kültür nedir hocam? Her türlü araç gereç ve tekniğe maddi kültür denir. O halde şıklara bakalım. İletişim araçları, yemek tarifleri, ulaşım araçları, mimari yapı
Maddi kültür iken evlilik merasimleri manevi kültürdür çünkü gelenek ve görenekleri kapsamaktadır. Hemen 18 soruya bakıyorum. Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Bir kültür üyesinin bir toplumdan başka bir topluma geçmesi oldukça yaygın görülen bir durumdur. Örneğin bugün tüm dünya ayranı bilmekte, pizzayı İtalya'dan sonra tüm dünya tercih etmektedir. Yani yayılım göstermiştir. O halde bizi kültürel yayılma kavramına götürür mü? Götürür. Tüm dünyada aynı yiyeceklerin ya da aynı giyeceklerin giyinmiş olması kültürel yayılmaya bir örnektir. Ama bunun olumsuz anlamda bir başka toplumu tahakkümü altına alması olsaydı kültür emperyalizmini işaretleyecektik. Şimdi burayı silelim. Ne yapalım? 16. sorumuza geçelim. Şimdi aşağı doğru alıyorum. 16 ve 19 ekranda olduğuna göre başlıyorum. Bu açıklamalardan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Japonya'da 1868 yılında İmparator Meiji idaresi altında Meiji reformları yapılmıştır. Böylece Japon kültüründeki gelişmeye engel gelenekleri temizlemek üzere saçma adet ve uygulamaların terk edilmesine dair bir kararname çıkarmış. Adam ne yapmaya çalışıyor? Gelişimin ve değişimin önündeki olan saçma gelenek ve görenekleri kaldırmaya çalışıyor. Şimdi bakalım Adana gelenek toplumun yaşamındaki istikrarı ve bu yolda güveni sağlar mı? Sağlar. Aradığım bu mu? Değil hocam. Gelenek, ahlak kuralları, töre ve adetler ile bireyler nerede nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler mi? Bunu kolaylaştırır mı? Evet ama aradığım bu değil. Peki devam. Kimi durumlarda gelenekler gelişmeye engel teşkil eder mi? Teşkil eder. Burada teşkil ettiği için kararname yayınlanarak ne almış? Bunları ortadan kaldırmaya çalışmışlar. O halde C yanı işaretleyelim. Ve diğerlerine de bakalım. Geleneklerine sahip çıkmayan toplumlar aslında olur mu? Olur. Aradığım değil. Gelenekteki değişme taleplerini toplumlardan yasalar yoluyla istenmemelidir. Burada bakın yasa yapılmış. Dolayısıyla aradığım şey bu değil. Cevap net olarak C'dir. 19'a bakalım hemen. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bir milletin yaşam tarzı olarak tarif edilen kültür ile küreselleşme karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Hem küreselleşme büyük dönüşüm ve değişimlerle kültürü etkilemiştir. Hem de kültür bizzat dönüşümleri meydana getirmede etkili olabilmiştir. Neticede küreselleşme olgusuna önderlik eden toplumların kendi hayat tecrübesi ve sahip oldukları bilgileri bir kültür unsurudur. Hangi başlık gelebilir? Öncelikle küreselleşmeden bahsettik mi? Bahsettik. Küreselleşme olmayanları eleyelim mi? Eleyelim. Peki küreselleşme ile neden bahsettik? Kültürle ilişkisine bahsettik. O halde küreselleşmenin nedenleri de beni ilgilendirmez. Küreselleşmenin kültürel sonuçları aradığım uygun başlık olabilir. O halde bunu işaretlediğimize göre ne yapalım? Son iki sorumuza geçelim. Son iki sorumuzda ne var? 17 ve 20 var. 17 ile başlıyorum. Buna göre medeniyet aşağıdaki özelliklerden hangisiyle kültürden ayrılır? Kültür toplumları farklılaştıran ve kendine özel kılan bir özellik taşıması bakımından milli bir içeriğe sahiptir. Buna karşılık medeniyet bütün toplumların katkıda bulunduğu ve sahiplendiği bir değerdir. Yani bütün toplumları ilgilendirmektedir. Dolayısıyla evrenseldir. Bakın kültürün kendisi öznellik taşımaktadır, yerellik taşımaktadır ama medeniyet tüm toplumlara katkısı olduğu için evrensel bir nitelik kazanmaktadır. Şimdi gelelim son sorumuza. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yaşam biçimi bakımından toplumların gittikçe birbirine benzemesi durumu ortaya çıkmıştır. Dünya ticaret, kültür ve sanayisi görünüş, doku ve ses bakımından belli bir kültürün etkisini taşımaktadır. Yeni nesiller ailelerin büyüklerini zorlayarak yeni yaşam biçimini hayata geçirmekte ve bu yaşam biçimini simgeleyen kot pantolonlar, belli marka cep telefonları, bilgisayarlar ve benzeri tüketim unsurlarını tercih etmektedirler. Düşünce şeklinde, münasebetlerde, eğlencede, giyim tarzında, kısacası bütün olarak insanların hayata bakış açılarında özellikle genç nesil açısından benzeşme meydana gelmektedir. Hocam bu kültürel yayılma mıdır? Değildir. Bakın belli bir kültürün etkisi varsa, bu kültürün diğer kültürler üzerinde egemenliği varsa nereye gidiyoruz? Kültür emperyalizmine gidiyoruz değerli arkadaşım ve dolayısıyla cevabımız Denizli oluyor. Kendi kültürümüze sahip çıkmalıyız diyelim ve burada sorumuzu ve soru çözümümüzü bitirelim. Değerli arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşelim. Umarım videolar faydalı oluyordur.